Manisa'da ulaşım noktasında kararlı adımlar atmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte de il bütününde ulaşım ağını rahatlatacak projelere yoğunlaştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu çerçevede şehir merkezinde hayata geçmesi planlanan troleybüs projesinin yanı sıra il bütününde ulaşımın tek çatı altında toplanması konusunda ortaya çıkan tabloyla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı. İki oturum halinde gerçekleştirilen toplantının ilkinde şehir içi ulaşımda hayata geçmesi planlanan troleybüs projesi üzerinde ilgili firmanın hazırladığı raporu Başkan Ergün'e sunarken özellikle Manisa'da şehir içi ulaşım ve servis kullanımının yoğun olduğundan bahsedildi. Toplantının ikinci oturumundaysa bir başka firma il bütününü ilgilendiren ulaşım konusuyla ilgili yaptığı çalışmaları anlattı. Manisa il özelinde değerlendirmemiz gereken otomobil sayısı ile motosiklet sayısının hemen hemen birbirine eş bulunması. 177 bin civarında bir otomobil sahipliği varken motosiklet sahipliği de 160 bin civarında. Firmaların yaptığı sunumların ardından bir değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın ulaşım noktasında 20 yılını kapsayan bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek şöyle konuştu. Yaklaşık 4 saatlik Manisa'nın ulaşım sorunları ile ilgili tespitler, yolcu taşıma kapasiteleri, araçların alınması ve bunların tespitleri, şehrin önümüzdeki 15 yıllık, 20 yıllık sürecindeki yapılacak olan yatırımların değerlendirilmesi noktasında geçtiğimiz aylarda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz ulaşım ilimizin ulaşım ana plan masterların çalışmaları ile ilgili ilk etapta hazırlanan briefingi bugün dinledik. İlgili firma yetkililerine her şeyden önce ben teşekkür ediyorum. Manisa olarak önümüzde yapacağımız uygulamalar, stratejiler, hedefler, vatandaşımızın daha iyi hizmet alabilmesi, şehir içi ulaşımlarındaki aksamalar, OSB bacağında ve üniversite Muradiye Kampüsü'ndeki bugün itibariyle ve önümüzdeki aylarda, yıllarda ki sıkıntıların, yani geneline baktığımızda bütün ilin genelindeki sıkıntıların ve tespitlerin yapılması ile ilgili çalışmaların kısa bir özetini bugün aldık. Tabii trambüs noktasında da yani troleybüslerin, elektrikli troleybüslerin önümüzdeki 2 veya 3 yıllık süre içerisinde Manisa'ya kazandırılması noktasında bunlar görüşmeler yapıldı. Bu anlamda çok faydalı bir çalışmanın olduğu kanaatindeyim. Ve mevcut Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin içerisinde geçen dönem yapmış olduğu 168 araçın 30-35 yıldır yapılamayan dönüşümünün bugün geldiği nokta ve Muradiye Kampüsü ve Muradiye halkının Manisa'ya taşınma noktasında geçtiğimiz ay hayata geçirdiğimiz 69 aracın sahaya inmiş olması, yenilenmiş olması, alçak tabanlı engelli vatandaşlarımıza daha iyi hizmeti verebilir bir anlayışla bunlar. Ve şu anda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 70 tane yeni aracın alınması ile ilgili prosedür bundan 10 gün öncesi, 15 gün öncesi başladı. DMO kanalıyla alınacak olan bu araçların bedelleri yaklaşık 16,5 milyon TL gibi bir rakam Devlet Malzeme Ofisi'ne yatırıldı. Bu 70 aracın mevcut bugüne kadar ilçelerinden, yani eski adıyla köylerimizden 17 ilçemizde bu köylerden ilçe merkezlerine vatandaşlarımızın taşınması ile ilgili mevcut hatlar çalışmaları tamamlandı. Bunlar üzerinde genel bir durum değerlendirmesi yaptık. Manisa artık ulaşım noktasında bütün il genelinde yapılması gerekenleri Büyükşehir Belediyesi olarak yapmayı hedef aldık. Bu anlamda önümüzdeki süreçlerde de ne gibi daha gelişim sağlayabiliriz? Servis araçlarının kullanımının Manisa'da çok yüksek oranlarda çıktığı, şu anda ilgili analizlerde de yapılan çalışmalarda da bu gösteriyor.
toplu taşımayı kullanmayı vatandaşımıza öğretmemiz gerektiğini bugünkü toplantının sonucunda söyleyebiliriz. Yani toplu taşıma araçlarının kullanılmasından daha çok servis araçlarının ve motosiklet Manisa'da kullanımının çok had safhada olduğu bugünkü veriler ışığında da ortaya çıkmış durumda. Bu açıdan bu noktalarda bütün ilgili genel sekreterlerimiz, yardımcılarımız, ulaşım dairemizin bütün yetkilileri, Manulaş'ın değerli genel müdürü, ilgili firmadan gelen mühendis arkadaşlarımız ve burada bulunan bütün kardeşlerimizle bugün bunun değerlendirmesini yaptık. Bu toplantıların hemen hemen 3 ayda bir diyeyim çok daha sıkı bir şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum. Bugünkü bu briefingden sonra daha sık bir çalışmayla Manisa'da ulaşımın artık ses getirir bir noktaya gelmesi için hep beraber çalışacağımızdan kimse şüphe duymasın. Manisalılar rahat olsun. Ulaşım noktasında da Büyükşehir yeni yatırımlarla vatandaşın karşısına çıkacaktır. Ben emeğe geçen bütün burada bulunan hazuruna da bir kere daha teşekkür ediyorum.